Bilimlerin mühendislik jeolojisi açısından bizi ilgilendiren bir diğer yönü de zemin sıvılaşması arkadaşlar. Sıvılaşma özellikle suya doygun temiz kumlarda yani ince tane içermeyen kumlarda su tablasının sığ olduğu, yüzeye çok yakın olduğu durumlarda gerçekleşir. Sıvılaşma sonucunda zemin bütün dayanımını kaybederek efektif gerilme sıfırlanarak bir su kum karışımı bir bulamaç gibi davranır. Üstteki yapılar stabilitesini, duraylılığını kaybederler. Sıvılaşan zeminden dolayı başka yer hareketleri de var. Mesela yanal yayılmalar çok tipiktir. Sıvılaşma sonucunda temeller taşıma gücünü kaybederler. Bunların en çarpıcı örneği 1964 Niigata depremidir. Biraz sonra resmini göreceğiz. Gömülü yapılar yüzeye çıkar. Mesela sıvılaşabilir kum içerisine yerleştirilmiş petrol tankları, akaryakıt tankları, balon gibi suyun yüzüne fırlatıldıkları olmuştur. Bir çeşit az eğimli arazide yeğilen türü deformasyonlar gelişebilir. Binalar yan yatar doğal olarak. Bakayım. Şu örnek çok çarpıcı. Hatta benim çevirdiğim kitaplardan birinde kapağı. Bu 1964 Niigata depremi Japonya'da. Japonya'da depreme dayanıklı yapı tasarımı çok ilerlemiş durumda. Bu yapılar çelik konstrüksiyon, bu arada onu söyleyeyim. Japonlar şunu düşünüyordu. Ya biz tamam deprem ülkesiyiz. Dünyanın en büyük, en şiddetli depremleri burada oluyor ise de biz bunu işte yapıları çelik konstrüksiyon yaparak üstesinden geliriz. Bu olaydan o zamana kadar haberleri yoktu. Evet, çelik konstrüksiyonlu yapılar bakın hiç bir öyle bir betonarme yapı gibi göçmedi. Bütünlüğünü koruyarak devrildi. Şundaki devrilme neredeyse düşeyden 70 derece civarında. Bunun hikayesini okumuştum. İnsanlar depremden sonra hiç kimse ölmüyor ama şu şeylerden, pencerelerden çıkarak duvarların üstünden yürüyerek terk ediyorlar yapıyı. İşte o zamana kadar Japonya'da sıvılaşma olgusu bilinmiyordu. Bu olayla birlikte ortaya çıktı sıvılaşma. Nasıl oluyor? Şurada da bir yapımız var. Bakın bu 1999 Gölcük depreminde de buna benzer fotoğraflar çoktu Adapazarı'nda. Kohezyonsuz zeminlerde meydana gelir sıvılaşma. Yani kum gibi, çakıl gibi. Daha çok kum diyelim. Çakıllar nispeten az. Gevşek zeminler, relatif sıkılığı düşük zeminlerde, suya doygun zeminlerde oluşur. Tablasının altında oluşur, üstünde olmaz. Depremin yeteri kadar büyük ve uzun sürmesi lazım. Bir de drenajsız koşulların gelişmesi lazım. Ki gelişir çoğu zaman. Nedir drenajsız koşulların gelişmesi? Deprem, kumlu zemini sallarken kum taneleri sarsıntının etkisiyle sıkılaşma eğiliminde olacak. Taneler sıkılaşmak isterken gözeneklerdeki su kaçmak isteyecek. Çabuk kaçamayacak çünkü sarsıntı çok ani, kaçmaya fırsat yok. Böyle olunca orada mevcut boşluk suyuna ilave bir boşluk suyu basıncı gelişecek. Bakın orada mevcut bir boşluk suyu basıncı var zaten. Su tablasının altındasınız diyelim. 5 metre aşağıdaysanız yaklaşık 50 kilopaskallık bir su basıncınız var, boşluk suyu basıncınız. Ve diyelim efektif gerilmeniz de 70 kilopaskal olsun. Bu ilave boşluk suyu basıncı 70 kilopaskalı sıfırlayana kadar artmaya devam eder. İşte o efektif gerilme sıfırlandığı anda sıvılaşma gerçekleşmiş olur. Plastik olmayan bazı kilitlerin sıvılaştığı rapor edilmiş literatürde. Kohezyonlu zeminler sıvılaşmaz. Vesaire vesaire. Şu formülle anlatımımızı yapıp sıvılaşma konusunu noktalayalım. Bu konuyu ben jeoloji mühendisliğinde tasarım dersinde bir hafta anlatıyorum uzun uzun. Bütün ayrıntılarına girerek ve bu problem nasıl çözülür mühendislikte karşımıza çıktığı zaman o ayrıntıları oraya bırakıyorum. Şu formülle ama kapanış yapacağım.
Kesime dayanım formülümüzü hatırlıyorsunuz. S eşittir C üssü artı sigma üssü tanjant fi üssü. Kumlu zeminlerde kohezyon yok. Geriye kaldı şurası. Sigma üssü efektif gerilme. Neye eşit? Sigma eksi U'ya eşit. Yani şu bağıntıda şu bir ikinci parametreye eşit. Şurada iki tane U var. Bu birinci U, UH altyapılı olan. Zeminde mevcut hidrostatik boşluk suyu basıncı. Orada var olan hali hazırda yani depremden önce o var olan. Şu ise UE dediği ilave boşluk suyu basıncı. Excess pore pressure İngilizcesi. İşte olayı yapan bu. Normalde bizim bir efektif gerilmemiz var. Demin söyledik 70 kilopaskal. UE başlangıçta 0 artıyor. 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 70'i yakaladığı anda zemin haneleri bir irtibatı koparıyor. Efektif gerilmenin tanımını hatırlayın bir de arkadaşlar zemin mekaniğinden. Taneden taneye iletilen net gerilme veya net basınç idi. O sıfırlanınca taneler arası irtibat kesiliyor. Taneler suyun içerisinde yüzüyor hale geliyor. Bu şekilde zemin sıvılaşması dediğimiz olay gerçekleşmiş oluyor.